bu arada evet. akıl alır gibi bir bu eksik evet. dediğimiz bir dolar skandalı çıktı biliyorsunuz. Sahte hmm, dolar. Evet. Evet. O büyük olay. Kaç ya 600 milyon dolar mı deniliyor? Birazdan Selçuk Geçer bize yorumlayacak, ekonomist Selçuk Geçer. Yani şu an herkes Allah Allah dolarla sahte mi değil mi işlem yapamayanlar vesaire. Şimdi bakın bu Milli Savunma Üniversitesi'nde Türk Dili, Kompozisyon ve Hitabet başlıklı bir kitap mı artık kitapçık mı neyse. Ondan sonra bu kitabın kapağında da işte görüyorsunuz burada farklı renklere büründürülmüş bir takım Türk yerler. Dünyası. He? Türk dünyası. Türkçe. Evet. Türkçe konuşan. Evet, evet, farklı renkler. Mesela dünyanın neresinde Türkçe konuşuluyor? Evet. Şimdi peki burada Türkiye haritası da ne var? Ne var? Türkiye haritasında. Akıl alır gibi değil, bazı beyazlıklar var. Kopmuş mu bazı? Evet, bazı yerler. O burada da daha ya oralarda Türkçe konuşulmuyormuş. Şimdi Güneydoğu'da biz takım yerler değil mi? Evet. Ama hepten de kopmamış. Yine böyle arada küçük girmiş kırmızı yani, noktalar da var. Bazı küçük yerlerde konuşuluyormuş. Burası da herhalde ne? İran'da mı konuşulanlar Türkçe evet, konuşanlar? Orası herhalde şey. Azerbaycan'ın biraz altı evet. olduğu için. Güney onlar, Azerbaycan denilen evet. yer. Tamam. Şimdi ya bu olay oldu bu. Ümit Özdağ falan çok üzerine gitti bu hikayenin. Efendim ne oldu sonra? Türkçe konuşulan bölgeleri içeren görselde Türkiye'nin güneydoğusunun bulunmadığına dair haberler. Bunun üzerine bir açıklama. Bakanlık kapağın kendilerinin bilgisi olmadan editör tarafından kurum dışında bir grafikçiye hazırlatıldığını açıkladı. Kitabın daha sonra toplatıldığını açıkladı. Bu ilgili bir profesör var sorumlu tutulan bu işten. Evet, onun istifa da etmiş. İstifa ettiğini ya da ettirildiğini söyledi. Bu nedir Fikret abi? Yani şimdi burada hani şey diye baksak, yani ne demek istiyorsunuz kardeşim? Siz hani Türkiye'nin güneydoğusunu Türkiye'den kopardınız mı diye baksak, Milli Savunma Üniversitesi gibi bir kitapta böyle bir şey olmaz. Eğer gerçekten hani Türkçenin daha yaygın konuşulduğu ama orada işte Kürtçenin de ana dili olarak yaygın konuşulduğu yerler var gözüyle bakılırsa, o zaman niye bu kadar tantana koptu, efendim profesör istifa etti? Fikret abi nedir yorumunuz? Evet Gökben, bence bir skandal bu tabii. Yani şimdi Milli Savunma Üniversitesi'nin bastırdığı, hazırlattığı bir kitap bu. Ve bu kitapta işte Güneydoğu'da Türkçe konuşulmadığı mesajı verilmiş oluyor. Böylece bu ayrımcı bir yaklaşımın yansıması. Tabii bunun hazırlanmasının denetlenmesi lazım. Yani Milli Savunma Üniversitesi'nin başında sivil ve görüşleri belli bir rektör var. Yeminden laikliği çıkartan, askerlerin ettiği yeminden. Yani onun rektörü evet, rektörün dahliyle o yeminden. Öyle mi? Tabii ki. Yani şu anda edilen yemini eski yeminle farklılaştıran rektör. Yani evet, Milli Savunma evet, Bakanlığı'nın inisiyatifiyle. O söyleniyor. Bilmiyorum. Öyle mi Rüşen Bey? Ya sonuçta Milli Savunma Bakanlığı Harbiye'nin yerine düşünülen iktidarın kendi harbiyesi diyelim. Evet, evet. Harbiyeler kapatıldı çünkü. Buradaki atamaları yapan da sonuçta Milli Savunma Bakanlığı'na ait bir şeyse bu da. Ve buranın rektörü de buranın en sorumlu organının başındaysa elbette ki ondan sadır olan bir yemidir mezuniyet yemini töreninde. Onun öyle değil mi? Burası bir üniversitesiydi. Tamam. Rektörü, yani sorumlu olan evet. rektörü en son onayı veren kişidir. Hani üniversite akademisyen şeyde söylüyor. Burası da bir üniversite ve ağır bir eğitim olan üniversite aslında. O burada bunun olması bu bana göre de şunu gösteriyor. Yani iktidarın aslında ele geçireyim derken aslında her şeyi kırıp döktüğünü, hiçbir şeyi yönetemediğini, devletin yönetilemediğini biraz sonra döviz krizinde de konuşacağız. Dün yeni doğanlarda konuştuk. Önceki gün başka problemlerde konuştuk. Ülkede büyük bir hukuk güvenliği sorunu olduğunu her gün bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yeni rejimin en büyük handikapı diye. Fikret abi tamamladınız mı? Evet Gökben, şöyle tamamlayacaktım. Yani bu kitabın basıldığı haber olduktan sonra farkına varıyor rektör. Kitabın toplandığını açıklıyor ve profesörün istifa ettiği belirtiliyor. Yani bu çok daha önce, basılmadan önce denetlenmesi, incelenmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Şimdi efendim 15 Temmuz'dan sonra hangi akıl bunu gündemine getirdiyse Türkiye'nin, hatırlayın asker hastaneler kapatıldı.
askeri tıp eğitimi sonlandırıldı. Bu harp okulu, harp akademisi eğitimi kapatıldı. Yerine de bu yeni yapılanma Milli Savunma Üniversitesi getirildi. Yani kamuoyunun şunu bilmesini istiyorum. Türkiye'de yani askeri eğitim geleneği gerçekten çok köklüdür. Ve Osmanlı'nın son döneminde yani Türkiye'nin modernleşmesine ilişkin önemli girişimler hep işte askeri tıbbiye mektebi, işte mühendislik, askeri mühendislik okulları, işte harbiye mektebi. Bunlar Türkiye'nin en köklü kurumları. Şimdi ve Atatürk gibi düşünün, Atatürk gibi 20. yüzyıla sadece Türkiye için değil bütün dünya bakımından damgasını vurmuş bir büyük kurucu önder de o okulların içine yetişmiştir. Ve sadece Atatürk de değil tabii onunla beraber o gelişen Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele, Türkiye hepsi, Cumhuriyeti'nin kurucuları hemen hepsi, çakma, hepsi oradan. Oradan çıkmıştır, harbiden çıkmıştır. Şimdi böyle köklü bir eğitim geleneğini yok ettik. Bunu kapatıverdik. Ve işte bir şey oluşturuldu Milli Savunma Üniversitesi diye. Bu Türkiye'nin acaba gerçekten ihtiyaçları ne kadar karşılıyor ile ilgili ciddi kuşkularımız var iken orta yere böyle bir manzara geliyor. Bu haritayı Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir raporun içerisinde koysaydı ne olurdu? Ya şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Ne olurdu diyor. Yani o tartışmanın bir tarafı olmak istiyorum ama şunu da bilmesini yani istiyorum. Bakın şey deprem günlerini yaşadık değil mi? 6 Şubat depremi. Orada ne söylendi? Ya Türkiye'de bu deprem de bize göstermiştir ki askeri tıp eğitimi ne kadar önemli. Çünkü bu türden müdahalelerin yapılması, işte organ kaybı, uzuv yitimi gibi konularda onu hep hatırlattı diye söylendi değil mi? Yani Türkiye'nin ya bu silahla konularda, yaralanmaya bakacak tabii, doktor yok elimizde Türkiye'nin ya. Bu konularda sayın vekilim yani. Gerçekten yani dünyaya model olacak çok ciddi bir birikimi vardı. Evet. Şimdi oradaki yozlaşmayı yapan zaten iktidarın kendisi. Yani Fethullahçılarla beraber, FETÖ'yle beraber bu kurumları içine bu virüsü aslında sokan bu iktidardır. Yani bunu kamuoyu bilmiyor mu? Şimdi bu şartlar içerisinde tekrar yani bu skandal, harita skandalı olarak vermişsiniz. Görünce yani insan yani Türkiye'nin bu köklü kurumları nasıl bu hale getirildi? Yani bu Türkiye'ye bu kötülük nasıl bu şekilde yapılabilir? Bu görünen kısmı bir de tabii evet, bizim peki. Hani yansıyan kısmı. Bu arada ben küçük bir şey söyleyeyim. Harp okulu öğrencilerinin Cumhurbaşkanlığı sitesine göre gitmemişler gözüküyor. Çünkü 26'sı 27'sinde bugün bütün gün için Umman Sultanı'na nişan verilmiş. O haberler var. Anadolu'da saklı bulunan kültürel mirasla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı. Ha, resmi programında yok diyorsunuz. Evet, 27'sinde yapmış. Küresel siyasetle ilgili bir açıklama yapmış. 26'sında da en altta da Avrupa İmar Kalkınma Bankası'nı başkanı araya kabul etmiş. Evet. Yok yani. Araya öyle gitmeden bir şey. Bir cümle yani söyleyebilir miyim? Yani şöyle diyebilir miyiz? Dün akşam Kara Harp Okulu öğrencilerinin Beştepe'de ağırlandığına evet, ilişkin iddia buradaki, yalanlanıyor mu bu bilgiyle? Burada haberlerde bu yok. Yani en son 28 Kasım 2024 Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'a devlet nişanı tevcih edildi var. Altına 27'si, 26'sı, 25'i öyle bir haber yok. Yani öğrencilere verilen yemek buraya konmaya şey de bulunmamış olabilir. Şimdi belli yani, olmaz Suat Bey. Evet. Yarın bir gün derler ki böyle bir yemek olmadı derler. Kara Harp Okulu'nun öğrencilerinden yani Cumhurbaşkanlığı kişiyi, sitesine baktım. İki kişi yok, bile buraya gelmedi. Bir cümle söylemek diyebilirler. Ama yani, sayın seyirciler tamam, biz de bu iddiayı dile getirirken şunu özellikle söyledik. Haberin üzerinden kaç saat geçmiş, hala ne bir yalanlama ne bir açıklama, hiçbir unsur yok. Peki. Şimdi reklama gideceğiz. Bir dakika da söyleyeyim yoksa sonra. Reklamdan peki, sonra. Cangül Hocam, bir sonraki dilimde de sizinle birlikte olabilir miyiz? Ayda yılda bir birlikte yayın yapıyoruz. Ama eğer şey yani evle ilgili çok özel bir şeyiniz yoksa tabii tamam, ki. Tamam olalım. Tamam. Ruşen Bey'i zaten kaçırmıyorum. Haftalardır ben yapamadım. Ben gece nöbetine geldim. Bize